Devlet dediğiniz kurum liyakat üzerinde yükselir. Bir kişi eğer bir cemaattense ve o cemaatten olduğu için devlette yükseliyorsa liyakat bozulur. Oysa devlete girmenin ve devlette yükselmenin, kademeleri yükselmenin kuralı vardır. O da bilgidir, birikimdir ve deneyimdir. Şimdi sınav sorularının çalındığı söyleniyor. Ne zamandan beri? Harp okullarında 1988'den beri. Soruları kim çaldı, kimlere dağıttı, onlar nasıl geldiler? Bunların mutlaka hesabını sorulması lazım. Fethullah Gülen terör örgütü demediğiniz için eleştirildiniz. Taksim mitinginde. Evet. Evet. Taksim mitingi Cumhuriyet ve Demokrasi mitingiydi. Taksim mitinginde demokrasi ve cumhuriyet vurgusu yapıldı. Ve bütün darbelere karşı olduğumuz vurgusu yapıldı. Sadece son darbe değil. 30 yıldır biz dediğim gibi az önce cemaatin devlet içindeki yapılanmasını eleştirdik. Ben anayasa değişiklikleri olmasın diye, böyle bir hakimler, savcılar, yüksek kurulu olmasın diye 81 ili gezip bunun karşıtı propaganda yaptım. Yargıtay'a 160 Fethullah örgütünden yargıç atandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siz Yargıtay'a 160 militan atadınız dedim. Ergenekon balyoz davalarının ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar hukuksuz olduğunu söyledim. Ve ben Ankara'ya gelmeden benim fezlekem geldi. Biz şimdi kalkıp da böyle bir çok ucuz bir kahramanlık yapıp niye bu cümleyi kurmadın? Niye bu? Ya biz kendimizden eminiz. Biz demokrasi için yapmayacağımız hiçbir şey yoktur bizim. Bu çok ucuz ucuz ve sıradan tartışmalar. Yani bu tartışmaların içine girenler aslında kendileri ne kadar küçük bir dünyaların olduğunu gösteriyor. Ben hiç kimsenin inancına karşı değilim. Herkes inandığını düşünebilir. Ama ben devlette yükselmenin bir inanca sahip olanların yükselmesi olarak değil. Devlette yükselmenin tek ölçüsü vardır. Bilgidir, birikimdir, deneyimdir. Ama ne yapıldı? Tam tersine belli bir cemaate mensup olanların yükseldiği bir düzen görüyoruz. O nedenle cemaatler kendi inanç dünyalarına dönsünler. O kendi inanç dünyalarını özgürce yerine getirsinler. Ama devleti ele geçirme gibi bir olayın içine girdikleri zaman kim olursa olsun bakın devleti ele geçirme. Ona karşı hepimizin durması lazım. Devlet farklı bir şeydir. O nedenle iktidarlar devleti yönetirler, devlet olmazlar. Ama önümüzdeki süreçte gördük ki bir cemaatin mensupları bizatihi kendileri devlete yerleştirildiler ve bunlar devlet oldular. En büyük sorunumuz buydu. Gülen'in iadesine gelince iade edilmesi lazım. Yani iadenin ötesinde Fethullah Gülen benim bu darbeyle ilgim yok diye açıklamaları yer aldı gazetelerde. İlgin yoksa gel o zaman Türkiye'de yargının karşısına çık ve nasıl ilgin olmadığını ve bütün bunları anlat. Yani aklanmak istiyorsan gel Türkiye'de aklan. Yani bu arada Dışişleri Bakanlığı oraya Amerika'ya bir heyet göndermek istiyor. Bizden de bir milletvekili arkadaşı istediler. Oğuz Kağan Salıcı. O da gidecek. Evet. Evet, o da gidecek. Peki efendim Avrupa ve Amerika'nın tabloyu anlatmak için herhalde ya da orada değişik siyasilere yani hem Gülen örgütünün devlette nasıl yapılandığını aslında en iyi bilen partilerden birisi biziz. Yüzlerce yayın var bu konuda. Kitaplar var, mağdurlar var, her şey var. Arkadaşlar tabii bunları anlatacaklar.